Son iki videoda saçımı nasıl yaptığıyla alakalı soru geldi. Böyle çok sormuşsunuz işte göstermemi istemişsiniz gibi triplere girmek istemiyorum ama gerçekten soruldu ve hani beklenmiş diğer videoda da göstermeme. Diğer videoda göstermemiştim, unuttum çünkü. Şu an hazır aklımdayken göstereyim dedim. Bu akşam dışarı çıkacağım ve duştan çıktım şu an. Dışarı çıkmadan hemen hızlıca bunu göstereyim dedim. Sonrasında çıkmam gerek çünkü geç kaldım yine. Duştan çıktım, böyle saçım biraz kendi kendine kurudu. Hafif nemli ama ne tam kurudu ne de çok ıslak. Bu haldeyken ben bond butter kullanıyorum. Çok şart mı? Asla değil. Bir ara tüm influencerlar bu 2021 ilkbahar falan olabilir. Ya da 2020 sonbahar. O ara herkes böyle alıyordu. Ben de merak edip aldım. Çok uzun gidiyor. Çünkü ben şu kadar falan sürüyorum. Çok sürünce yağlı bir görünüm veriyor. O yağlı görünümü sevmediğim için bu kadar sürüp sonra böyle elimle onu tüm saçıma yediriyorum. Böyle dağıtarak falan filan işte yani. Zaten çok ürün olmadığı için hemen yiyor saçımı, elimden alıyor yani. Zaten çok basit bu saç yapmak. Ben 2020'de TikTok'ta görüp yani denedim. Yakıştı, sonra o gün bugündür devam ediyorum. Sonrasında tarakla, bir tarak yardımıyla, nasıl oldu hiç fark etmez. Bir tarakla böyle geriye tarıyorum. Tamamını geriye taradıktan sonra ben bir tane taç yardımıyla, taş deniyor buna sanırım. Böyle tam ortayı seçip eğriyorum. Sonrasında böyle yanlara tarıyorum ki ayırdığım parçaları. Ve daha sonrasında da bu şekilde yan kanatları geriye doğru tarıyorum. Saçım çok uzun olmadığı için şu an wow bir etki görmüyorsunuz ama bu hareketi yapmak da önemli çünkü önde çok böyle samara gibi kalıyor sonra saçlar. Böyle yapıp yine bu tacı bu şekilde saçları sıkıştırıyorum ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Şu an tipim çok wow değil ama bu şekilde kurduktan sonra böyle hafif elimle böyle kalıp gibi kalabiliyor bazen. Hafif elimle dağıttıktan sonra düzeliyor. Kurduktan sonra tam çıkarken yine gösteririm. Böyle çok wow da kurutmuyorum ben saçı. Hafif nemli bir şekilde dışarı çıktığım oluyor. Bunu önermem. Hasta olabilirsiniz ama bu şekilde yapıyorum. Şimdi biraz kurusun sonra görüşürüz. Yaklaşık bir 15 dakika falan geçti. Şimdi tacı çıkarttım. Bu şekilde oluyor şu an. Hani tam oturaklaşmadı. Daha tam da kurumadı. Ama sonra değil. Şimdi dışarı çıkacağım. Şimdi çıkıyorum. O sokakta falan kurumaya devam edecek. Daha böyle dağınık bir hal alacak. O halini daha çok beğeniyorum. Ama tam çıkmadan da bir göstereyim dedim. Bu saatten sonra böyle hani bayağı karıştırıyorum, oynuyorum falan. Ne kadar dağılırsa benim için kâr diye düşünüyorum. Öyle, şimdi çıkıyorum. Daha sonrasında görüşürüz. Saç maceram bu kadardı. İzlediğiniz için, eğer izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım soruyu soran için de açıklayıcı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Benim kokum. Her şey Tolga'nın YouTube kanalı için. Benim kimin olsun padişah sorunu çözer. Kimin olsun fotoğrafta gülümser. Kimi gider uzaya öbürünü yola koyar. Ben komanda.
yanına. Yakışırız ama çok çok. Selam dostlar. Arkadaşlar biz bugün Bakırköy'e geldik. Seferdan'ın doğum günü ve bunu kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bugünün anlam ve önemi budur. Aksine iddia eden var mı? Yok. Teşekkürler. Öyle, Çağla Su da yanımızda. Her zaman buradayız. Geçen vlogda yoktum, bu biraz kırıcı oldu. Ama olsun. Olsun. Tahtını kaptırmamak için hemen. Kaptırmamak için bu videoda olmalıydım. Başka türlü olamazdı. Normalde evet. Gelmeyecektim. Aynen size doğru. Size bu videoda olmak için buradayım şu anda. Aynen. Neyse biz bir yere oturunca devam edelim. Çok kalabalık burası ve çok sesli. Diyeceğim. Seyfullah doğum günü kutlu olsun. Evet, benim için mutlu bir gün. Bu vlog sana özeldir. Çok teşekkür ederim. Ama bu kadar sessiz konuşursan kimse seni duymaz. Canerenler. Merhabalar. Ne haber? Zafer Zafer benim diye. Aramızda. Tamam. Yorumlara attım ben yorum. Attım. Hep mutlulukla geçiyorsun. Evde öptüm ben. Açmadım. Arkadaşlar geldik. Oturuyoruz. Bu kadar. Çağlayacak. Hey. Sever sana pasta aldım. Oturuyoruz. Günün anlamı. Benim saçlı. Neyse ben çok doğal bir YouTuber oldum. Hiç problem yok böyle şeylerde. Öyle. Sen ne yapıyorsun? Tuvalete gittim ya. Bir işim var. Öldürdü. Sana bunları burada söylemek gerekiyor. Öyle. Sen ne yapıyorsun? Ben de bir tuvalete gittim geldim. Bir salak sen. Ben sigara içiyorum. Doğum günü çocuğu. Alt yazı geçiyor. Sönmesi sigara. Caner Erenler. Merhabalar. Yalnız soyadımı da söyle, TC'mi de vereyim ben. Ver. İBAN ver. İBAN vereyim aynen. Ezberledin mi İBAN'ını? Evet, TR617. Ben yorum kısmına bıraktım İBAN'ı. Tamam. Teşekkür ederim. Gibi bak. Mutlu musun? Evet. Hadi ya. Şımarma. Arkadaşlar dünyanın en cringe doğum günü kutlamasını az önce Seferdan'a yaptık ve çok mutluyuz. Tüm çalışanlar alkış falan tuttu. Aynen. Mükemmel şapkasıyla Seferdan bunlar eşlik etti. Gülün efekt olsun. Ne? Meryem Hanım. İçebilir miyim? Bana sen yarı yarı içeceğimi teklif etmiştin değil mi? Bakayım. Allah'ım buyur seni. Arkadaşlar benim kombinim ve hava durumu. Ayakları çektim. Çektim. Yani merhaba. Çok kötüyüm. Benim bot giyimi. Evet, güzel kıllı oldu. Siz gerçekten
Arkadaşlar böyleyiz. Arkadaşlarımın doğru tercihleri ve benim benim ayaklar, Allah kahretsin. Kaldık. Arkadaşlar asansörde kaldık. Dur bas, o kadar basma. Vurma duvarlara. Tutlayayım mı? Hayır. Ay, salak. Arkadaşlar birinci kattan düşsek ölmeyiz, korkmayın. O zaman ben nefes sıkışıyor gibi hissediyorum. Hayır, gerçekten böyle. Basıyor mu o zanzile? Basma. Bas. Ay niye canım, kurtarsın? Kaldık mı, emin değilim ben. Kaldık. Hayır, biri ikiye basınca kalıyor galiba ya ikisine. İki kadar. Tamam.